Merhaba arkadaşlar. Azı var çoğu yok kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Adnan Menderes'i anlatacağım. Adnan Menderes 1899 yılında Aydın'da zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İzmir Amerikan Koleji'nden mezun oldu. Ankara Hukuk Fakültesine girdi. Atatürk'le tanışıp takdirini kazandıktan sonra 1930 yılında CHP'den Aydın Milletvekili seçildi. 1949 yılında partisinden ayrılıp Celal Bayar'la birlikte Demokrat Parti'yi kurdu. 1950 seçimlerinde CHP'nin icraatlarından nefret etmiş olan halk tarafından ezici bir çoğunlukla iktidara geldi ve başbakan oldu. Ezanın eskiden olduğu gibi yeniden asli şekliyle okunmasını sağladığı ve dindar insanlar üzerinde yıllarca süren baskıları bir parça azalttığı için halk tarafından 1955 seçimlerinde de tek başına iktidara getirildi. Hayatı tamamen Atatürk ve İnönü zihniyetiyle şekillenmiş olmasına rağmen yapılan bazı değişiklikleri devrimin elden çıkması olarak yorumlayan İsmet İnönü çevresindekiler ve onlara tam destek veren askerler tarafından kıskaca alındı. Basın tarafından şiddetle tenkit edilip aslı astarı olmayan yalanlar ve iftiralarla karalandı. Dış müdahalelerin de etkileriyle 1960 yılında askeri ihtilal gerçekleşti ve Menderes tutuklandı. Bir kısım arkadaşlarıyla Yassada'ya gönderilip sıkı gözetim altında tutuldu. Akıl almaz manevi işkencelere uğratıldıktan sonra kendisine günlük olarak verilen uyku haplarını biriktirip intihara kalkıştı. Midesi yıkanıp iyileştirildikten bir gün sonra 17 Eylül 1961 tarihinde İmralı'da idam edildi. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.